Bugün bölümde gördüğünüz bir hoverboard tekeri. Bu tekerlek şurada yazıyor 36 volt. Ve fırçasız olarak geçiyor. Bu sensör kablosu. Bunlar da 3 adet güç kablosu. Ben bu tekerleği scooter yapmak için aldım. 8 inç boyutunda. Normal hoverboardlarda 6,5 inç. 10 inç olan da var. Benim tercihim 8 inç oldu. 10 inç oldu mu çapı büyüdüğü için motor torku kuvvetsiz oluyor. En ideali 8 inç. 6,5 inç ise çok küçük olduğu için fazla mesafe gitmiyor. Hoverboard'a bu tek taraflı bağlanıyor biliyorsunuz. Sadece buradan. Ben ise scooter yapacağım için tek taraf çok sağlıklı olmaz diye bu tarafa da şöyle bir mil yaptırdım. Şöyle. Bu buraya giriyor. Dişli. Şekilde oturtamadım. Bir dakika. Oturdu. Bu şekilde daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şunu bir yerleştireyim. Mıknatıs olduğu için böyle çok sıkı yerleşiyor. Şu şekilde serbest dönüyor. Biraz sert dönüyor gibi görünse de mıknatıslar tutuyor bunu. Bu da böyle. Bu kapağı da delik açtım. Bu şekilde scooter yapacağım. Bu şekilde hem tek taraf zorlanmamış olur. Hem bu tekerin yamuk durma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Bunu ben tornacıda yaptırdım. Şimdi gelin bakalım bunu nasıl yaptırmışız. İyi seyirler.
Umarım nasıl yapıldığını anlamışsınızdır. Siz de kendiniz yapabilirsiniz. Normal skuter tekerleğin fiyatı 700 TL civarı, 36 volt olan. Bu ise 150-200 TL civarı. Yani fark yok, sadece şurası biraz biçimsiz duruyor. Ona da yapacak bir şey yok. Videomu beğendiyseniz videomu beğenin. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.